Her an haber gezi dostları. Kadim şehir, dillerim ve dillerin bir arada yüzyıllardan beri yaşayarak dünyaya bir örnek olan medeniyet şehri. Neredeyiz? Mardin'deyiz. Mardin'in de merkezi olan Artuklu'dayız. Yanımızda da Artuklu Belediye Başkanımız Mehmet Ali Bey var. Kendisi bizleri basın platformu olarak ağırlıyor. Bu kadim şehrin, bu güzel medeniyetler örnek olan dünyaya örnek olan bu şehrimizi biraz kendisinden dinlemek istiyoruz. O yüzden bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başlayalım. Evet, hoş geldiniz. Mardin tabii ki son zamanlarda turizm, kültür turizmi, inanç turizmi üzerinde bence çok geç kaldı ama hak ettiği yere doğru gidiyor. Fakat tabii bir sıkıntılar vardır, bir şeyler vardır, mutlaka olacaktır. Önce bir şeyi sormak istiyorum. Yani buramız büyükşehir statüsünde. Evet. Merkezi olarak ne kadar nüfusumuz var Artuklu yani, olarak? Yani Mardin, Artuklu 2014 yılında büyükşehir yasasının oluşmasıyla beraber Mardin merkezi olan sınırlar içerisinde Artuklu ilçesine dönüştürüldü. Bununla beraber de 94 tane kırsal mahalle, 4 tane de yaklaşık nüfusları 20 bine tekabül edecek beldelerle beraber nüfusumuz 200 bin civarında olan merkez, olarak 200 bin 24 şehir merkezinde 24 tane mahallemiz bulunmaktadır. Tabi bunlar diller olarak Kürtçe, Türkçe, Süryanice, bir de Ermenice konuşulmaktadır ve halen de bu devam etmektedir. Bunun içerisinde yani farklı kültürlerin olduğu, yani Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, farklı kültürlerin, Ezidilerin, Ermenilerin, farklı kültürlerin birleştiği bir nokta ve yüzyıllardır da bu şekilde devam etmektedir. Ama maalesef ki işte belirli bir süreden sonra bu mevcut kültürler yok olmaya başladı ve metropollere ekonomik kaynaklardan dolayı, sosyal sıkıntılardan kaynaklı metropollere göç ettiler. Şehir dışı, yurt dışına çıkışlar gerçekleşti ve şu anda da gerçekten azınlık denebilecek kadar da nüfus azalması yaşandı. Yaşılır. Özellikle de Süryani, Ermenili ve Süryani ve Ermenilerde bu sıkıntıyı biz gördük şu anda. Evet, o şekilde. Yalnız şunu söyleyeyim. Çok fazla turist gördüm. Evet. Sezonun bitmesine doğru olsa bile özellikle Artuklu Mercedes'ine gittik. Orada çok fazla kalabalık vardı. Son zamanlardaki bu neye bağlıyorsunuz bu turizm artmasına? Yani memnun musunuz? İstediğiniz gibi mi değil mi? Biraz bundan bahsedelim mi? Yani evet, Mardin turizm kenti. Evet. Ve çok uzun yıllardır bu keşfedilmemiş bir kent. Çünkü taşlarına baktığımız zaman, yapılarına baktığımız zaman, kültürlerine baktığımız zaman, evet, sadece turizm dendiği zaman eğlence turizminin insanların aklında tutulmasına rağmen, hayır, burada kültür turizminin ön planda olması gerekiyor. Ve bu kültür turizminin önünü de bizler yerel yöneticiler olarak çok geçmiş yıllardan beri de bunun çalışmalarını yürütmüş olmamız gerekirken, maalesef ki yerel yönetimler bu noktada yetersiz kalmış. Tabii bu mevcut yapıların oluşmasının öncülüğünü yapmışlar. Ondan kaynaklı da şu anda son 10 yıldır kültür turizmi şu anda yavaş yavaş bunun yani verimini alabiliyoruz. Ama yeterli midir? Evet, gerçekten de değildir. Çünkü hem ekonomik olarak sıkıntılar yaşanıyor, hem de bu noktada eğitim seviyesinde, yani turizme dönük olan eğitimin yetersiz olmasından kaynaklı ciddi sorunlarla karşı karşıyayız şu anda. Şimdi başkanım, biz böyle bundan yaklaşık 2 ay önce Floransa'daydım. Evet. Ya biliyorsunuz orası da böyle Mardin gibi taş evlerden, sokaklardan veya yani eski böyle şehir merkezi olan Avrupa'nın herhangi bir yeri hiç önemli değil. Evet. O kadar korumuşlar ki. Yani çivi bile çaktırmıyorlar. Şimdi bunu merak ediyorum. Bizim de böyle sokaklarından gezince kendimi oralardaymış gibi hissettim. Evet. Yani bir daha 15 gün önce Budva'daydık. Kotor, Budva. Aynı böyle kale içerisinde gezdik. Oralarda geziyormuş gibi düşündüm. Bu konuda biz Artuklu Belediyesi olarak veya buradaki şey nasıl? Yani tarihi eserleri belli bir kanun haricinde özellikle sizler hassasiyetini korumakla ilgili neler yapıyorsunuz? Çünkü gelirken baktım birçok yeni binalar betonarme yapılıyor ama bu konuyla ilgili özel bir master planınız belediye olarak böyle bir şeyiniz var mı?
Evet, yani bizim bu sit alanıyla alakalı olarak birinci derece sit alanı olması sebebiyetiyle bizler özellikle bu kültürümüze, biz sit alanımıza özen gösteriyoruz. Ama maalesef ki geçmişten gelen yetersizlikler, eksiklikler, hatalar, bir de hatalar bu ciddi bir şekilde önümüzde engel şu anda. Ve maalesef ki yani restorasyon adı altında mevcut yapıların, yani tarihi yapıların bir bütün olarak özünden yok edildiğini görebiliyoruz. Ama bunun üzerine ciddi bir yaptırımlar sürecindeyiz ve bunlara kesin bizler müsaade etmiyoruz. Sokak sağlıklaştırma noktasında projelerimiz var ve biz bu bir bütün olarak sit alanının içerisinde olan sokaklarımızın onarımlarını, restorasyonlarını, duvarların onarımlarını şu anda başlatmış bulunmaktayız ve bunları yapıyoruz. Bunun dışında kaçak yapılaşmanın kesinlikle buna müsaade etmiyoruz ve yoğun bir şekilde kaçak yapılaşmaya dönük bir uygulama içerisindeyiz. Yaklaşık şu ana kadar, yani 6 ay içerisinde 80'e yakın yapının mühürlenme aşamasına gelindi. Bunun dışında yeni yapılaşmaları asla ve asla müsaade etmiyoruz. Ama restorasyonu da Anıtlar Kurulu'nun oluruyla ve bir bütün diğer ortak kurumların ortaklaşmanın sonucunda bu kararlaşmalara doğru gidiliyor ve önümüzdeki kısa bir süre zarfında da yani gerçekten de Artuklu'nun çehresini biz değiştireceğiz. Şimdi siz daha önce sizinle sohbet ettiğimizde eski belediyecisiniz. Geçmiş dönemde evet. Meclis üyelikleriniz doğru. Var. Bu sizin ilk döneminiz. Evet. İlk döneminiz olduğu için gerçekten kısa bir zaman içinde farklı işler yaptığınızı arkadaşlarım konuştu. Evet. Biz de turizmle şu anda sizinle konuşuyoruz ya. Bu döneminizde, ilk döneminiz bu döneminizde mevcut olana artı yeni bir projeleriniz var mı turizm anlamında? Neler yapmayı evet. düşünüyorsunuz? Paylaşır mısınız bizimle? Tabii ki. Yani ulusal ve uluslararası turizm sektörleriyle turizm yani turizm firmalarıyla ortaklaşma noktasında, proje geliştirme noktasında ciddi çalışmalarımız paneller, var. Panellerimiz varsa tabii bunlarla beraber de sempozyumlar, paneller düzenleme gibi bir durumumuz söz konusudur. Özellikle yılın ilk aylarında biz bunu yapmayı düşünüyoruz ve bu çalışmaları yürütüyor şu anda. Arkadaşlar yürütüyor. Bunun dışında da yani özellikle yani hani kentimizi misal 10 gün önce İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri evet. adı altında bir fuar alanında evet. Bir çalışma vardı ve bizler burada Artuklu'yu nasıl tanıtacağız ve turizmi buraya nasıl yönlendireceğiz ve mevcut tarihimizi biz insanlara nasıl tanıtacağımızı bir bütün yoğunlaşmasını biz orada yaşadık ve insanları da bu yani Artuklu'ya getirip de en azından burada konaklamasından ulaşımından yani ihtiyaçları olan yemeğine bir bütün olarak bu şekilde de görüşmemiz gerekiyor. Çünkü ise sonuçta bizim bir tane caddemiz var ve yüzlerce hatta sayısı binlere ulaşan araç sorunu yaşıyoruz. Onun özelinde acil hızlı bir şekilde otopark ihtiyacı olduğunu fark ettikten sonra hemen onun hızlı bir şekilde aktif hale getirmesi. Evet, onunla beraber de birinci caddeyi ulaşıma kapatma gibi bir düşünceye sahibiz ve evet. şu anda o otoparkın devreye girmesiyle beraber bizim mevcut caddemiz olan yani turizm aşma ve insanları yayaya alıştırmaya dönük yayaya dönük bir çalışmamız var. Bunun için de özel bir araçla yaşlısıyla, hastasıyla veyahut engelli olan yurttaşlarımızın ulaşımlarını ulaşımını sağlamak için de onlar için de alternatif evet. bir yöntem bulduk. Şimdi zaten ilk geldiğimizde o birinci caddeden geçtik. Tek yönde trafik olsa evet. bile genelde bir sıkıntı vardı. Bence en güzel iş yaparsınız bu konuda. Evet. Yayalaştırırsanız bu konuyla ilgili bence çok güzel olmuş olur. Başkanım fazla vaktinizi almayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii sık sık geleceğiz. Sizlerin bu takip edeceğiz. Için. Elimizden geldiği kadar size destek olmaya çalışacağız. Çünkü bu güzel vatan bizim. Evet, bu kesinlikle. Bizim yüzyıllardan beri kültürel mirasımızı. Bu Türkiye'de bu kadar hepsi bir arada yok. Ben çok yere geziyorum. Evet. Var ama sizin kadar yok. Bu kadar karışık. Kesinlikle. Az önce dediniz Keldani, Yezidi hiçbir yerde duyum bunlar nedir diye bilen evet. şey yapılır. Bunların hepsi var burada. Laleler var. O yüzden böyle yüzyıllarca da beraber evet. yaşadık. Aynı bir mahallenin içerisinde bir komşumuz Süryani, bir komşumuz Ezidi, Ermeni, Kürdü, Arabı, evet. Türkü ile beraber bu toprakları biz beraber yani yaşadık. Bunu ben kapatmadan şunu söyleyeceğim. Aynı bu özellikle bir Van'da gezimiz vardı. Evet. Sizin gibi eski orada bir Van kültürü evet. var. Aynı kültürler bir aradayken çıkan savaşta evet. bir anda ne olduysa neydiyse o eski Van'ın tamamen yerle bir edilmiş. Ne kadar acı.
Ama aynı süreçlerden geçtiğiniz halde dönemde sizde bu olmamış. Evet. İşte bunu araştırmak lazım, hı-hı, bunu incelemek lazım. Medeniyetler, bu da birlik ve beraberlikte kaynaklı olduğundan dolayı, aynen, birlik öyle ve beraberlik olduğu sürece de hiç kimsenin de ne yıkma ne de yıkabilme, evet, gücü ne biz, de kendinde görür. Kesinlikle bizler herkes böyle bir, bu biz artık zaten UNESCO Dünya Mirası, evet, kültür listesinde olan bir yer. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Başkanım çok teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, değerli dostlar, Mardin'deydik. Artur'la, belediye başkanımızla güzel bir söyleşi yaptık. Sizleri gelmediyseniz ilk planınıza koymanızı tavsiye ediyorum. Mardin ve çevresi. Hem doğusuyla batısıyla tam bir mistik hava. Kesinlikle. Yani her şeyle çok mutlu olacağınız çok farklı bir yer. Orta çağda sokaklarında kayboluyorsunuz. Bir tarafta sinagog, bir tarafta kilise, bir tarafta havra, bir tarafta camiler. Hem de bütün medeniyetin, Osmanlı, Selçuk, Artuklu. Yani bu bir hazine. Bu hazineyi keşfedin diyorum dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her an haber gezi. Mardin Artuklu.